Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Çok uzun zaman oldu biliyorum ama gerçekten o kadar fazla şeyle uğraşıyorum ki şu anda size anlatamayacağım. Bunlar beni yordular ve o yüzden ne video çekebiliyorum, ne Instagram'da aktif olabiliyorum, ne böyle düzgün bir şekilde kitap okuyabiliyorum. Gerçekten kitap okuma şeklim zaten çok saçmalaştı. Böyle bir hafta oturup deli gibi kitap okuyorum ve ondan sonra iki hafta kitap okumuyorum falan. Bu yüzden maraton tarzı bir şey de çekemiyorum çünkü ne zaman bir şey okuyacağım belli olmuyor. Ama sonunda geri döndüm. Yaşasın ve çok güzel bir videoyla geri döndüm. Sizin sevdiğiniz tarzda bir videoyla geri döndüm. Bir kitap çeki yapıyoruz. Ben de çok seviyorum kitap çeki yapmayı ve tam sonunda yakalamışken, Temmuz'un başındayken mid-year freak out yani yıl ortası çılgınlığı kitap tagi yapmaya karar verdim. Bu tagde, bu videoda bu sene boyunca şu ana kadar okuduğum böyle belli başlıklarda bazı kitapları göstereceğim size. İşte beni en büyük hayal kırıklığına uğratan, en sevdiğim, işte favori karakterim, işte yeni crush'ım tarzı böyle bayağı bir sürü soru var. O yüzden bayağı heyecanlıyım. Çok fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Çünkü bayağı soru var ve sizi de asla sıkmak istemiyorum. Öncelikle ilk sorumuz, şu ana kadar okuduğun en iyi kitap. Bunu sona mı bıraksam yoksa şimdi mi söylesem bilmiyorum. Galiba bunu sona bırakmak istiyorum. Bu arada hem Türkçe okuduklarım var hem İngilizce okuduklarım var. O yüzden bazı kitapları buraya koyuyorken bazılarını elimde göstereceğim. İkiye geçiyorum. Şu ana kadar okuduğun en iyi devam kitabı. Bunun için The Dragon Republic'i seçtim. The Poppy War serisinin ikinci kitabı. Gerçekten The Poppy War harikaydı. Ama ben öyle bir döneme girdim ki son kitabı bir türlü bitiremedim. Son kitabın yarısındayım. İnşallah onu da bitireceğim. Ama The Dragon Republic gerçekten harika bir devam kitabıydı. O kadar çok şey oldu ki. Yani bazı noktalarda sanki biraz daha durgunmuş gibi gitti ilk kitaba göre. Ama çok fazla şey öğrendik. Çok fazla olay oldu. O yüzden gerçekten çok heyecanlı bir kitaptı. Ve kesinlikle bu kategorinin aklıma ilk gelen kitabı buydu. O yüzden bu kitabı söylüyorum. 3. Henüz okumadığın ama okumak istediğin yeni çıkan bir kitap. People We Meet On Vacations. Yazarın yeni, ilk kitabı daha yeni Türkçe'ye çevrildi. Epsilon'dan. Beach Read. Ben onu geçen sene okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam. Kitap kulübümüzle birlikte. Gerçekten sevdiğim bir kitap olmuştu. Çok çok sevmedim. 4 puan verdim ama okurken keyif aldım. Böyle kafam dağıldı. Bu kitabını yazarı daha çok sevmişler. Ve böyle 4.20 gibi böyle devasa bir puanı var. O yüzden çok heyecanlı olduğum bir kitap. O yüzden sene bitmeden mutlaka okuyacağım bir kitap olacak. Sonra yılın ikinci yarısına çıkacak sabırsızlıkla beklediğim bir kitap. Bunun için Yılan ve Güvercin serisinin üçüncü kitabı olan Gods and Monsters'ı seçtim. Çünkü üçüncü kitap çıktığı zaman ben ikinciyi de İngilizce okuyup peşine de üçüncüyü okumak istiyorum. Yılan ve Güvercin gerçekten çok keyif alarak okuduğum bir kitaptı. Gerçekten çok eğlenceliydi ve fantastik, genç yetişkin aşk seven herkese öneriyorum. Cadı ve Cadı Avcısı'nın aşk hikayesi gerçekten harikaydı. Çok eğlendim. Baş karakterimizi çok sevdim. Gerçekten çok keyifliydi yani. Böyle 5 puan verdim hatta. O kadar keyif alarak okudum. Gerçekten kafanızı dağıtmak istiyorsanız, böyle eğlenceli bir şey okumak istiyorsanız kesinlikle okumanız gereken bir kitap Yılan ve Güvercin. O yüzden hem 2 hem 3. kitap için de çok heyecanlıyım. Umarım sabredebilirim. Yani Ağustos'ta çıkacak yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden çok az kaldı. Sonra en büyük hayal kırıklığı. Bunu size gösterebilirim. Ve sonunda ikisi de ölür. Ben yazarın Az Biraz Mutlu kitabını aşırı çok seviyorum. Ama onu okuyalı böyle neredeyse 3-4 yıl oldu. O yüzden şu an okusam o kadar sever miyim bilmiyorum. Ondan sonra bir kitabını daha okudum. Adını hiç hatırlamıyorum. Şu an onu pek sevmemiştim. Ve sonra dedim ki hazır LGBT maratonu yapıyorum ki o da yarım kaldı, paylaşamadım size, kusura bakmayın. Ve sonunda ikisi de ölür okuyayım dedim. Ama beni hiç sarmadı. Yani umut vaat ediyor ama çok sıkıldım ortalarda. Tam yarıya kadar okudum kitabı, sonra yarıda bıraktım, dedim artık daha fazla okumak istemiyorum, pes ediyorum. Bilmiyorum ya, bana hitap etmedi. Belki artık bu tarz kitaplar için yaşlanıyorum. Bilmiyorum, daha arkası dolu şeyler okumayı seviyorum. Yani mesela bir şeyler oluyor kitapta ama bunların neden olduğunu bilmiyoruz. Ve ben bunların neden olduğunu bilmeye ihtiyaç duyuyorum. O yüzden bir noktada da kitaptan kopuyorum bilmediğim zaman. Mesela şu an düşündüğüm zaman Az Biraz Mutlu'da da öyleydi. Orada da belli başlı şeylerin arkası çok da doldurulmamıştı. Ama onu okuduğum yaşımda bunu çok önemsemiyordum. Ama bunu okuduğum yaşımda bu benim için gerçekten önemli. O yüzden dediğim gibi beni pek sarmadı ve çok 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 üzüldüm. Okumadığım, okuyamadığım, bitiremediğim, sevemediğim için. Çünkü gerçekten seveceğimi düşündüğüm bir kitaptı. En büyük sürpriz. Buraya koyuyorum yine Every Last Secret. Bu kitabı böyle bir
değişiklik olsun, kafam dağılsın diye yılın başlarında okudum. Ve gerçekten kitabı soluksuz okudum. Çok sevdim. Çok keyif aldım. Böyle beynim yandı. O kadar çok ters köşe oldum ki gerçekten çok şaşırdım. Ve ben asla bu kitabın bende böyle bir etkisi olacağını düşünmemiştim. Yani öylesini okuyayım demiştim gerçekten, ama çok severek okudum. O yüzden benim için yılın en büyük sürprizlerinden biri bu kitaptı. Ve bu yazarın yabancı yayınlarından da çıkan bir kitabı daha var. İsmini hatırlamıyorum ama şuraya şimdi fotoğrafını koyuyorum. Bu kitabı da okumuştum. Herkes bu kitabı da çok seviyor ama ben bunu o kadar da çok sevmemiştim. Yine güzel bir kitaptı. Kötü bir kitap değildi. Ben 4 puan vermiştim. Ama benim favorim olmamıştı. Every Last Secret'ı da ya gerçekten sevmeyeceğimi düşünerek, yani sevmeyeceğim değil de hani böyle ortalama bir kitap olacağını düşünerek okumaya başlayıp çok sevince de gerçekten güzeldi ya. Böyle beklentiniz düşük olduğunda bir şeyi çok seviyorsunuz ya. Gerçekten o duygu harika, harika, harika. O yüzden harikaydı yani. Mutlaka da öneriyorum size. Galiba bu kitabı Mart yayınları alacak. Bilmiyorum. Ama Hilal almaya çalışıyordu. Sonra yeni favori yazar. Bunun içinde kitap göstereceğim. Matt Haig. Ama sorun bana bu kitabı okudum mu? Okumadım. Yazardan The Midnight Library, Gece Yarısı Kütüphanesi'ni okudum. O da yakın zamanda yine Domingo'dan çıktı. Çok sevdim. Gerçekten yani Midnight Library o kadar güzel bir kitaptı ki, mükemmel bir kitaptı. Bunu da yakın zamanda okumak istiyorum. Yani yazarın dili o kadar güzel ki. Çok sevdim. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Gerçekten çok sevdim ve kesin yeni favori yazarlarımdan biri oldu. Bütün kitapları okumak için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki kategorimiz yeni kurgusal crush. Crush'ı Türkçe'ye nasıl çevireceğimi bilemedim. Ama artık herkes crush'ın ne demek olduğunu bildiğini düşündüğüm için crush olarak bıraktım. Ama bilmeyenler için söyleyeyim, yani aşık olduğunuz kurgusal kitap karakteri gibi bir şey. Ben bunun için I Hunt Killers, yani katil avcısı diye çevirdi galiba Pegasus'tan. Bu kitap da çıktı bu sene. I Hunt Killers'tan Jazz karakterini seçiyorum. Jazz'i o kadar çok sevdim ki size anlatamam gerçekten. Ya bayıldım. Çok bayıldım ve kız arkadaşıyla arasındaki ilişkiye de bayıldım ve kesinlikle hem kız arkadaşıyla hem de kendimle çipledim. Çok iyi bir karakterdi ve böyle tam olarak beyaz, böyle harika kahraman bir karakter değildi. Böyle arada kalmış gri karakterleri daha çok seviyorum ve kendi içindeki çatışmaları okumak bana kendimi ona yakın hissetti. Yani gerçekten aklımdan asla çıkmayacak bir karakter. Okuyalı bayağı oldu seriyi ve hala unutamıyorum. Aşamıyorum Jazz'i. Çok çok sevdim. Ve bir sürü romantik kitap okumuş olsam da bu sene benim için en büyük crush kendisi oldu. Serisi romantik olmasa da gerçekten çok sevdim. Mutlaka yine okumanızı öneriyorum. Yeni favori karakter. Bunun içinde From Blood and Ash serisinden Poppy'yi seçtim. Poppy'yi çok sevdim. Ya bir kadın karakterden istediğim her şeyi bana veriyor. Böyle gözü kara, işte insanlara yardım ediyor, göçlü, işte ne istediğini, istediği şeyin peşinden koşmaya hazır. Gerçekten Poppy'yi çok sevdim. Serinin devamında neler olacağını çok merak ediyorum. Poppy ile Hawk'ın başına neler gelecek aşırı çok merak ediyorum. Çok sevdim. Hawk'ı da çok sevdim. Hem Poppy hem Hawk diyebiliriz. Gerçekten ikisi de harika karakterlerdi. Büyük ihtimalle bu garip durumun bitince serinin ikinci ve üçüncü kitaplarını da okuyacağım. Çünkü gerçekten çok eğlenceliydi ya. Gerçekten çok eğlenceliydi. Yine fantastik aşk okumayı seven herkese mutlaka öneriyorum. Benim için bu senenin en iyi kitaplarından biri oldu. Beni ağlatan bir kitap. Bunun için Achilles'ın şarkısını gösteriyorum. Yine LGBT maratonum için okuduğum ve size paylaşmadım. Ama o kadar güzel bir kitaptı ki. Yani kitabı bitirdim ve dedim ki acaba baştan mı başlasam? Yani o kadar güzel bir kitaptı. Çok sevdim. Ya Ben Kirke'den daha çok sevdim. Ya Ben Kirke'den daha çok sevmem diyordum. Çünkü Ben Kirke'yi gerçekten çok sevmiştim. Ama Achilles o kadar güzeldi ki. Ve ne olacağını biliyorsunuz, anlıyor musunuz? Ne olacağını tahmin ediyorsunuz ama asla kendinizi hazırlayamıyorsunuz. Sonunda o kadar çok ağladım ki. Yani böyle bildiğiniz saatlerce ağladım. Çok fenaydı. Çok sevdim. Kesinlikle bir başyapıt, harika bir kitaptı. Hala bu kitabı okumadıysanız yani ne bekliyorsunuz? Allah aşkına ne bekliyorsunuz? Bu kitabı okuyun. Asla 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 pişman olmayacaksınız. Sonra beni mutlu eden bir kitap. Bunun için Sahte Balayı'yı seçtim.
Okurken çünkü o kadar eğlendim ve o kadar çok güldüm ki size anlatamam. Yine böyle aralara bir yerde dram girdi bir yerden. Yani bu tarz kitaplarda her zaman bir noktada çiftimiz kavga ediyor ya da ayrılıyor ya da aralarına bir şey giriyor biliyorsunuz. Ama o olayların dışında gerçekten çok keyifli bir kitap. Hatta bazı sahnelerde bildiğiniz kahkaha atarak güldüm. Çok eğlendim. Elimden bırakamadım. O yüzden beni çok mutlu eden bir kitap oldu. Yani böyle bir kitabı okurken kahkaha atmayı özlemişim. Ne zamandır bu tarz bir kitap okumamıştım. Kesinlikle bu sene beni en çok mutlu eden kitap Sahte Balayı oldu. Bir sonraki. Bu sene aldığın en güzel kitap. Şimdi bu en güzel, ben kapak olarak düşündüm. Yani kapağı ve baskısı en güzel olarak düşündüm. O yüzden buna uygun bir kitap seçtim. Dikenlerin Dili. Şu baskıya bakar mısınız? Bu ne? Çok güzel. Ayrıca içi de çok güzel. Yani şöyle. Şurası zaten hep aynı basıyorlar da. Buradan bahsetmiyorum içi olarak. Bu ne? Aa! İnanmıyorum. İlk defa çıkartıyorum. İnanmıyorum. Ben bunu görmedim şu an. Şok oldum. Harika değil mi? İçine haritası çıktı. Şok oldum. Hiç bakmamıştım. Kapağın arkasına sıkıştırmışlar. İnanmıyorum. Şu an çok sevindim ve çok mutlu oldum. Bir dakika, içini göstereceğim. Şuna bakar mısınız? Harika bir baskı. Yani bayıldım. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Kesinlikle bu sene aldığım en güzel kitap Dikenlerin Dili oldu. Harika bir baskı. Böyle bazı daha çok baskılar görmek istiyorum. Gerçekten böyle özel, uğraşılmış baskılar görmek istiyorum. Bunları Türk okurlar olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. Lütfen daha güzel basın şu kitapları. Sonuncuya geldik ama bir de ilk soru vardı. Onunla da döneceğim. Yıl sonu okuma planım. Şimdi burada böyle tek tek kitap göstermek istemedim tabii ki de size. Ben de genel olarak yıl sonu okuma planından bahsetmek istiyorum. Şu an dediğim gibi saçma sapan bir okuma düzenim var. Bir de bir yayın evi için İngilizce kitap okuması yapıyorum. İşte İngilizce kitap okuyup onlara raporluyorum. O da böyle bir kendi okumamda birazcık sekteye uğratıyor. Çünkü okuduğum kitapları size paylaşamıyorum. Şu an onlar için okuduğum 5. kitaba geçtim. Ya daha doğrusu geçmedim. Geçeceğim inşallah. Bu videoyu çektikten sonra başlayacağım. Ve bu kitapları size paylaşamıyorum ve videolarda falan da gösteremeyeceğim. Zaten daha onlarla çalışmaya başladıktan sonra daha hiç video çekmedim. Şu an kendimden utanıyorum biraz. Yani onlar bana paylaşabilirsin dediğinden önce sizle paylaşabiliyorum ki bu kimlik kaç ay sonra oluyor belli değil yani. Şu ana kadar sadece bir taneye paylaşabilirsin dediler. O da böyle birazcık beni şey yapıyor, kendi okumamda sekteye uğratıyor onları okuduğum için. Çünkü bir kitabı okumam İngilizce olarak 8 saatimi alıyor neredeyse. Ve işte raporunun yazması falan benim böyle 3 günümü alıyor kafadan. Yani böyle düzgün yaparsam. Ama mesela kitap bazen beni zorlayabiliyor. Mesela bir tane Çin mitolojisi okudum. O beni çok zorladı gerçekten ve yapmam böyle bayağı sürdü ve bildiğiniz oturdum 8 saat kitabı okudum ve sadece yarıya gelebilmiştim. Böyle zorlayanlar da oluyor ve bundan sonra böyle birazcık da ara vermeye ihtiyaç duyuyorum. O yüzden çok uzattım. Kesiyorum, yıl sonu okuma planım 50 kitap okumak. Yıl bitene kadar 50 tane kitap okumak istiyorum. İnşallah başarabilirim. Şu ana kadar 67 tane kitap okudum. O yüzden sanki başarabilirmişim gibi ama emin de değilim. Ama yine de kendime güveniyorum. Şimdi ilk soruya geliyoruz. Şu ana kadar okuduğun en iyi kitap. Hazır mısınız? Dıdıdıdım. Yani anlamışsınızdır. Achilles'in Şarkısı. Ya ne desem bilmiyorum. Ya yıl bitmeden bir kere daha kesinlikle okuyacağım. Çok güzeldi. Beni o kadar çok etkiledi ki size anlatamam. Harika bir kitaptı. Çok üzücüydü, çok yıkıcıydı ama o kadar güzeldi ki. Zaten fark ettiyseniz genelde benim favori kitaplarım hep çok ağladığım kitaplar oluyor. Yani kitapların bana bir şeyler hissettirmesini çok seviyorum. Gerçekten. Bu kitap da bana öyle şeyler hissettirdi ki. Çok fenaydı. Hala okumayan herkesi kınıyorum. Sizi kınıyorum. Ve hemen gidin bu kitabı alın okuyun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Böylelikle de bu videonun sonuna gelmiş olduk. Bence eğlenceli video oldu. Tagleri her zaman çok seviyorum. İnşallah. Haziran ayında okuduklarımdan çekeceğim. Temmuz'da okuyacaklarımı çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü şu an için okuyacağım bir kitap, yani planladığım bir şey yok aklımda. Böyle buldozlama gidiyorum yani. Karşıma ne çıkarsa onu okuyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.